Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika Başkanı Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi. 15 üyeli BMGK'da yapılan oylamada Amerika'nın sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu alırken Rusya çekimser oy kullandı. Kabul edilen kararda Mısır, Amerika ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu üç aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı. İsrail'in Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı. Biden'ın söz konusu teklifi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oldukça ilgi gördü. Birçok ülkenin Gazze'de ateşkes önerisine ilk kez evet oyu vermesi dikkat çekti. İsrail cephesi ise bugüne kadar destek gördüğü ülkelerin desteğini yitirmesiyle iyice köşeye sıkıştı. Hamas BMGK'da Gazze için ateşkes teklifine destek talep edilen karar tasarısının kabulünü memnuniyetle karşıladı. Biden geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir ateşkes teklifi duyurmuş. Teklifin kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan teklifin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını öngördüğünü ifade etmişti. Planın ikinci aşamasında İsrail'li askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze şeridinden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatacaklarını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar saldırıya devam edeceklerini duyurmuştu.